Futbol Federasyonu var kayıtlarının açıklanacağı. Ha be. Feyyaz Uçardın diyordu ya. Ya biz bu Metin Tokat'ı da gördük, babasını da gördük, oğlunu da gördük filan diyordu ya. Hani üç kuşak hakemlik yapılır Şu var kayıttan açıklayın da neler konuşuluyor öğrenelim. Şimdi arkadaşlarım aktarıyor. Yazalım arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu var kayıtlarının açıklanacağını duyurdu. Başkan Vekili Er Öğüt, var kayıtları açıklanacak. Yabancı gözlemci gelecek. MYK'nın yapısı değişecek demiş. Futbol dünyasının en çok merak ettiği gelişmelerden birisi de buydu. Onu aktaralım. Reklama gidiyor muyuz arkadaşlar? Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Bizim çok sağ Bütün arkadaşlarınıza selam söyleyin. Sağ Onlar da size selam Bir dakika dur, dur, dur beraber gidelim. Hı. Bir saniye. Şimdi bizim için birer fincan sade kahve molası. Sonra haberler, özel manşetler, dosyalarla devam edeceğiz. ...biz haklarımızı alamıyoruz. Bakın suç duyurusu yapıyoruz. Hukuki itilaf e, diyorlar. Kayok kararları veriliyor. Ve paralar toplandığında Masak normalde ki biz masağa da gittik bakın. Mali suçları araştırma kurulu. Evet oturdu. evet gittik Hı -hı. bakın. Normalde Dilan Polat için araştırma yapılıyor. Ama buradaki e, insanların paraları çalınmış. Nereye gittiği belli değil. Bankaların paraları nereye gittiği belli değil ve hiçbir şekilde bir sonuç elde Ama şöyle, edemedik. Ama masakın <laughs> bunu incelemesi için mahkemeden onlara bir şey gitmesi biz lazım kendi, değil la mi? Biz kendi masakla bu arada biz görüşme yaptık. Görüştünüz mü? Normalde mi? bir suç ihbar ettiğiniz zaman masak reisen araştırma yetkisine sahip. Ayrıca da Akif Hamza Çebi zaten başvuru yapmıştı. Başvurdu. Evet evet sonuç o da başvurdu. mı rapor hazırlarla genelde. Hayır hiçbir şekilde çıkmadı. hiçbir şekilde bir rapor çıkmadı. Değerli izleyenler bakın <laughs> şimdi Özlem Hanım'ın hikayesi şöyle hepinizi ilgilendirebilir. Hayatta ne istersiniz efendim? Hayatta böyle başınızı sokacak bir ev olsun istersiniz değil mi? Ve biriktirdiniz paranızı diyelim. İşte emekli ikramiye, şurada işte 3 kuruş oradan, 5 kuruş buradan ayırdınız. Annenizden aldınız, babanızdan, kardeşinizden. Diyelim 1 milyon TL'niz oldu. Birazcık da borçlanacaksınız filan. ev alacaksınız. Özlem Hanım ne yaşadım? Mesela siz ne yaşadınız? Bana bunu bir anlatır mısınız? Ben 13 sene önce çok büyük bir projeden, hatta borsada da şu anda işlem gören bir projeden ee, ve holdingler bu arada da bizim müteahhitlerimizin hiçbir böyle mahalle arasındaki müteahhitlerden bahsetmiyoruz. Merdiven altı müteahhit değil, değil yani. Hayır değiller. Hepsi holding sahibi. Hepsi siyasi çevresi olan e, müteahhitler. Bölgeyi söyleyeyim bana. Yani. Esenyurt muydu sizin? Esenyurt yurt bizim Esenyurt'ta bölge. Esenyurt'ta gittiniz marketten bir ev gördünüz. Evet gördüm. 13 yıl önce. Evet. Peşinat mı yatırdınız? Ön ödemeli satış vaadi sözleşmesi ha. yaptım. Bir peşinat yatırdım. 36 ayda bitmesi gerekiyordu. Proje maalesef ki 36 ayda bitmedi. Hatta dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu isminde söyledi. söyledim ee, ve kendisi bu projede garantör ve organizatördü düşünün. Ve birçok projede de aynı şekilde e, maketlerde e, konutlar satılırken kendisi açılışlar yapmış. Temel atma e, temel atmalarda bulunmuş kendisi. Ve e, burada bir güven e, teşkil etmiş. Yani bir ha, belediye, belediye başkanı da gelince... Tabii tabii he. insanlar güven oluşturdu. Aynı şekilde bakın Fikirtepe'de de oldu. Fikirtepe'yi de e, aynı şekilde bakanlıklar, müteahhitlerle birlikte temel atma töreni oldu. Orada da insanlar mağdur oldu. Peki siz şimdi maketten gördünüz, peşinat ödediniz. Evet. Size dediler ki 36 ayda <laughs> 3 yılda evi alacaksınız. Evet. O bina bitmedi mi inşaatı? Hayır bitmedi şu anda %48'i bitirilmiş 13 yıl Hatta bankadan daha. da krediler alınmış krediler de inşaatlar üstüne e, konulmuş Ve banka kredileri de ortada yok bakın bu da bu arada basında da bayağı bir yansımıştı Peki siz sonra <laughs> evi alamadınız? Alamadık hala Ödemeler Biliyoruz. bitti mi? Bitti çoktan bitti Ödemeler de bitti, evet, bitti. Sonra bitti. siz mahkemeye başvurdunuz Mahkemeye başvurduk ne suç oldu? duyuruları yaptık 4000 kişi mağdur benim projemde e, maalesef ki suç duyurularımızda suçlu yoktur diye e, dosyayı kapattı ama maalesef hakkını arayan insanlar yani biz ben mesela hakkında 7 tane suç duyurusunda bulundum. Çünkü e, bu konuyla ilgili işte yapılan yolsuzluklar, işte dolandırıcılıklar, gelen paralar bunları araştırdığım için sonuçta e, hakkında savcılar müteahhiti değil e, beni suçlu olarak e, lanse edildim bu arada. Zaten Türkiye'de böyle evet, efendim. Maalesef. Hak arama mücadelesi verirseniz hakkınızda davalar açarlar, evet. sizi adliyelere getirirler, adeta süründürmek isterler. Mesela sizin kaç davanız var böyle? 7 tane hakkında suç duyurusu vardı. 2 tane davalaştı. Bir tanesi örgüt kurmaktan, Kaçtı? anayasaya aykırılıktan ki anayasanın e, işlenmesiyle ilgili Yiğitim, zaten bakın. Size, e, bir kere gözaltına alındım geceliğin. Şimdi dün Hı -hı. ben bu yayın için hazırlanırken Evet. Bu mağdurları, onların da hakkını savunuyorum. Evet. Onlarla da siz işbirliği yapmışsınız. Yani onlara evet, destek onlara olmuşsunuz. Evet, onlara destek oldum. Maalesef orada da bir mağduriyet var. Çünkü orada da bir verilen sözler var bakanlıkça. 100 bin Çiğizlik sosyal... Çiğecik mı? Evet, Tabii evet. Ve Cumhurbaşkanı normalde burada 100 bin sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için bir 100 yıl projesi gerçekleştiriyor. Ve bu projede yüzde bir KDV oranı da ve 250 şey 240 ay ödeme ve sabit taksitte yani yapılması yılda. gerekiyor. Evet. O 12, zaman 240 ay. Evet 20 evet. morgaç gibi. Evet evet. Hmm. Öyle bir sistem yapıyorlar. O zaman tabii ki e, e, nasıl diyeyim? Askeri ücret 2000 lira, e, 850 binden başlayan taksitler deniliyor. Ama şu anda da e, eski sözleşmeyi bu arada tanımıyorlar. Kendileri aslında gecikme yapmış. Şu anda Tuzla'daki projede e, hiçbir şekilde bir çalışma yok ve insanlar orada 5750 kişi şu anda mağdur durumda. Görüyorsunuzdur eylemler yapılıyor. Sordum onlara nedir durum diye. Onlar dediler ki eski sözleşmeyi kesinlikle kabul etmiyorlar. Yeni sözleşme de e, şu anda %10 KDV. E, ve e, sabit ödemeyi kaldırmışlar. E, ve şu anda ödedikleri paralar 17 bin liradan başlıyor. 17 bin lira düşünün askeri ücret ne kadar şu anda? 17 bin. Şu anda da kendilerinden istenilen taksit ücreti 17 bin lira. Eskiden 2 bin lirayken e, askeri ücret 800 e, küsür ödeyeceklerken... ...şu anda gecikme e, bedeli olan ki normalde bir sözleşmede yazan gecikmeden doğan şeyden dolayı neydi fiyat artışı olmayacak evet. denildi. Ama maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Şu Özlem Hanım şimdi madem. bugün itibariyle yerel seçimi 60 gün evet. var. Şu ara kıymetlisiniz. Özellikle bugün tabii bu seçimin temel duygularından, motiflerinden Hı -hı. bir tanesi toplu konut, evet. kentsel dönüşüm. Hı -hı. Şimdi bunlar size gelecekler. Özellikle Murat Kurum da mesela size... bize Murat Kurum daha önceden söz verdi, Öyle mi? Ee, yerel seçimde gelmişti, Cumhurbaşkanı talimatıyla. Önceki 2019'da Evet mı? evet. Ha. 2019'da İhsan yurta geldi ve ben bu sorunu çözmek için Cumhurbaşkanı talimat verdi, geldim dedi ve bize sözler verdi. Hatta bir tane ofis kurdu. Daha sonra seçim bitti, Murat Kurum'dan haber yok. Dur, bir daha. Evet, Değerli söz izleyenler verdi. bakın bunu da bu, bu, bu enteresan bir şey. Şimdi bakın bunu da aslında siyasetin yapılış biçimi bakımından olmaması gereken bir detay olarak altını çizmek istiyorum. Böyle siz tabi böyle izliyorsunuz çayınızı içerken, kahvaltı yaparken, giyinirken, kuşanırken de önemli bölümlerin altını çizmemiz gerekir. Şimdi bakın burası önemli. Bu Murat kurumun da ders alması. Aslında bütün siyasilerin de öğrenmesi gereken bir hata, bir eksiklik. Bunu bir daha söyleyeyim. 2019'da yurta geldi Murat Kurum. Evet Cumhurbaşkanı talimatıyla geldi. Ben ha. bu sorunu çözeceğim dedi. Ve bizlere sözler verdi. Bununla ilgili birçok demeç verdi. Hatta gazetelerde, televizyonlarda. Ama maalesef ki biz sadece siyaset malzemesi olduk. Seçim vade olduk öyle söyleyeyim. Ofis açtı dediniz. Evet ofis açtı. Murat Kurum. Evet. O zaman o aday da değildi ama. ama evet ama bakan... bu sorunu ha. sonuçta. Burada yetkiliydi. Yani çözüm ha. konusunda İlgili yetkili bakan, olan kişiydi. Var. evet Bütün Anladım yetki şimdi. ondaydı. Çözme yetkisi onda. yani bitti kon... gitti mi? Evet gitti. Bir daha yok. sonra şimdi Bir şey söyleyeceğim. <laughs> şimdi Murat Kurum size gelecek şimdi mesela. Evet. Ne, ne dersiniz ona? Hayır. Gelecek derken mağdurlarımla karşılaşmış. Seçimden sonra diye böyle bir şey konuşmuş. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Sonuçta kendisinin bir sözü var. Bu sözü yerine söz, getirmesi söz. gerekiyor. Çünkü İstanbul'a kendisi talip Sonuçta barınma ihtiyacı insanların birçoğunda var. Ee, İstanbul'da sorunu zaten barınma ihtiyacı. Esenlikle 30 bin kişinin mağduriyeti söz konusu. Bununla ilgili e, kendisinin e, sadece Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesiyle çözebilecek bir şey ki kendilerine sonuçta... Bir şey soracağım o zaman. Şimdi 13 yıldır Hı. mücadele veriyorsunuz evet. ve toplam benim gördüğüm kadarıyla 300 ila 400 bin aile evet. civarında Hı. bir evet, toplumdan bahsediyoruz. Şimdi bizi izliyorlar. Ben Hı. Murat Kurum ve bütün ekibini izlediğini de biliyorum. Hı. Olasılıkla Cumhurbaşkanı ekibi de izliyor. Evet. Nasıl çözerler bunu? Yani bir çağrıda bulunun bu işin e, faturasını ödemiş bir yurttaş Bakın olarak. Bakın ben nasıl kendilerinin Vedat Gürgen'le görüşmüştüm. Bakan yardımcısı kendisi şu anda. Vedat? Vedat Gürgen. Heh. Kendisi bakan yardımcısı. Kendisiyle görüştüğüm zaman bir kanun gerekiyor dedi. Biz de bu kanunu zaten kendilerine de yazdık. Ve e, dayanağını da sunduk. Çevre Şehircilik Bakanlığı sonuçta bir tane kanun çıkartacak ve kanunda inşaatlara el konulacak. Çünkü orada hala dolandırıcılıklar devam ediyor. Ve finansman kaynağı olan inşaatlarda sonuçta, e, finansman kaynağı olan inşaatlar var, olmayanlar var. Bununla ilgili de TOKİ ve KİPTAŞ vasıtasında... sonuçta insanların da kolay ödeyebilecekleri bir e, bir eğer e, şey sunarlarsa bize bir, bir, model. bir model sunarlarsa değil mi? E, bazı e, Arkadaşlarımız bunu ödeyebileceklerini zaten söylediler. Ama içeride finansmanı olan zaten inşaatı tamamlayabiliyor. Çok kolay aslında ama aslında... siyasi iradenin bize yaklaşımı önemli. Ama siyasi irade şu anda seyrediyor. Devlet kurumları Arkadaşlar, seyrediyor. Arkadaşlar bu bölümü bir time code alırsanız tam zamanı Hı. bakın böyle 951. Bu birkaç dakika öncesiyle somut önerisi var aslında. O bölümü yarına da aktaralım. Bunu biraz ben takip edeceğim, söz veriyorum. Çok hazır, çünkü, hazır çünkü seçim var. Evet. Ya şu ara kıymetliyiz. Şu 60 gün yaptık yaptık. Evet. Ama seçimden sonra gidiyorlar işte. Gitmeden o somut bir evet, şey. ona göre vermemiz lazım. Göremiyoruz kendilerini maalesef. Değil mi? Seçim evet. seçimden önce geliyorlar. Ya yani oh, şöyle güzel. aslında, yani seçim de değil. E, sonuçta devlet idaresi normalde vatandaşın cami mal güvenliğini korumakla yükümlü ve barınma ihtiyacında